çevresi olmasın. Şey olsun, o direnç yapma bu. Ne olsun? Neyin bu? Takoz kullanılmamalı yani. Çünkü çok tehlikeli bir av. Bu bir de domuzlar 20-30'lu sürüler halinde geziyor yani. Ondan sonra abicim bu bana bir hamle yaptı. Köpekler bunu savuşturdu. Ben düştüm tabii o esnada. Tam ayağa kalktım. Tam kendimi toparlıyordum. Ben şimdi başımda abi, 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 abi ne yaptın ya? Aşağıda vurulan domuz yani o kadar yedi. Kaç tane kurşun yedi? Bana iki tane yedi. İsmim Ahmet Çoban. Düzce'de ikamet ediyorum. Avcılıkla uğraşıyorum diyelim konu itibariyle. Düzce'de ava çıktık. Düzce Sallar Avcıları ve Kaynaşlı Domuz Avcıları grubu ile Fındıklı Aksu Devlet Avlanı'nda avlanıyorduk. Köpekler domuzları buldu. Domuzlardan bir tane erkek azlıyı sürüden ayırdı. Arkadaşlarımız av esnasında farklı bir bölgede domuzun önünü kestirdiler, ateş ettiler. Domuz yaralandı ancak halen devam ediyordu. Ben tabii köpekleri takip ederek domuzun önüne tekrar kestirdim. Ama tek kaldım yani yanımda kimse yoktu. Köpekler yaklaşırken böyle hani sesleri iyice yaklaştı. O anda şey yaptım, tüfeğimi falan gardımı aldım diyeyim yani. Domuzu gördüm. Hem bana daha yakın olması için hem de daha iyi görüntü alabilmek adına biraz mesafe verdim domuza. Ondan sonra domuza ateş ettim. Aslında ateş ettiğim mermiler sonradan da gördük yani bunu. Üçü de isabet etti. Ancak tüfeklerimizde takoz olduğu için fişeğimiz bitti. Mesela tüfek kapasitesi 6 mermi alıyorken 2 hazne, bir tane de ağzına veriyoruz. 3 tane mermi var. Bu sırada domuz bana saldırdı. Ayağım takıldı. Birinci de düştüm. Köpekler sağ olsunlar. Köpeklerimiz 10 numara. Domuza saldırdılar, onun dikkatini dağıttılar. Bu anda ben tabii şey yaptım, yani biraz fırsat buldum, toparladım, ayağa kalktım. Domuz bana kilitlenmiş. Tekrar şey yaptı, üzerime saldırdı. Bu esnada ben yani şöyle biraz anlatmak istiyorum şey olarak. Hani böyle bir hareketle, ani hareketle geçti. Yani geçerken bana vurdu ancak yani şu şekil. Bana vurdu ama hani azısıyla vurmadı. Orayı kurtardık yani azıyı. Beni geçtikten sonra tekrar bana döndü. O esnada tabii köpekler onunla uğraşırken ben silahıma davranmaya yani fırsat buldum. Silahımı çekerek bu sefer yani ateş ettim. Avladık yani onu avladık. Biraz rahat ettim ama yani bir saat elim ayağım titredi desem yalan olmaz. Vallahi şimdi ilk birinci ikinci mermide aslında o kadar bir sıkıntı yoktu. Hani sonuçta bir mermim daha vardı, üçüncü mermi. Artık onda da baktık işe yaramadı, düşmedi, üzerime doğru geliyor. O zaman gerçekten çok korktum ve heyecanlandım. Dedim herhalde gidiyoruz yani. Bir de sonra bana saldırdığı anlardan ikincisinde. Hani beni teğet geçti. Hani ben geçti, gidiş o gidiş gider diyordum ama tekrar bir etrafıma, yanın tarafıma baktığımda ya dönmüş hala bana geliyor, tamam mı? O zaman korktum ama herhalde dedim bu bizi bırakmayacak yani şey olarak. Dediğim gibi. Köpekler 10 numaraydı. Köpekler onunla uğraşırken ben silahımı çekmeye fırsat buldum. Mutlu son avladık valla. Bana geçmiş olsun, avcı arkadaşlara rastgele diyorum. Bizim köpeklerimiz zaten değerli köpekler. Emek veriyoruz, yavrudan yetiştiriyoruz. Bunların hep cinsleri var. Yani nasıl diyeyim, sahibine sadık, avı usta. Yani başka bir köpek olsa belki sıkıntı olabilirdi yani. Abi tabii biz... panikledik. Köpekler saldırıyor. Kurşun bitti. Kurşun bitti. Tüfekte takoz var. Evet, takoz aynen var. Aynen. Takozlar var. Bu bana bir hamle yaptı. Köpekler bunu savuşturdu. Ben düştüm tabii o esnada. Tam ayağa kalktım. Tam kendimi toparlıyordum. Bana fırsat vermiyor. Yani sürekli göz göze şeyler.
Aferin abi. Tabanca olmasa, tabanca olmasa gitmişti. Aman ha soktu. Aferin oğluma. Evet, tabanca olmasa gitmişti. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Ne oldu lan? Yavşak. Aferin. Yavrum. Arkadaşlar tamam tamam. Güzel bir azılı üste kestim. İnşallah görüntüye çektiysem izlersiniz. Az gelsin var ya beni biçiyor daha. Abi tam yol ayrılıyor, yukarı tırmanıyor, bir tane şey yapıyor, çamurlu bir yer vardı. Traktörler bırakıyorlardı, oradayım orada.